Peki hocam, bu Göbekli Tepe ne kadarlık bir hinterlandı bir araya getiren bir yapıydı? Yani en uzak 10 kilometreden mi, 1000 kilometreden mi, nereden geliyordu insanlar oraya? Bu dediniz ki şekiller her biri birini gelen kabilelerden bir tanesini temsil ediyor olabilir. Mesela aslan olan daha aşağıda tam şeyden Arabistan tarafından böyle 150 kilometre gelme ihtimalleri var mı o zaman da? Yok, çünkü yani görülen sembollerin dağılımına baktığımız zaman başka kazılardan çok daha dar bir alandan bahsediyoruz. Onun için de bu 200 kilometre mesafe aşağı yukarı bu tür bulutların dağılımıyla söyleniyor. Ve Göbektepe benzeri bu yuvarlak plan dikil taşlı yapılar zaten bu çevreyle sınırlı. Belki bir karşılaştırma bağlamında işte Fırat Havzası'ndayız aslında burada. Dicle'ye baktığımız zaman çağdaş ve hatta biraz daha eski yerleşmeler var, kazılar var. Yapılmış olan, yapılmakta olan. Oradaki sembollerde de ortaklıklar görüyoruz. Ama anıtsallık, dikil taşlar vesaire Dicle'den farklı. Demek ki daha kısa mesafelerde farklı gelenekleri yansıtan küçük grupların olduğu bir dünyadan bahsetmek lazım. Yani orada binler kişi toplanmıyordu. Öyle bir, zaten söylemek çok güç olsa da binlerce kişinin toplandığını gösteren bir veri yok bununla ilgili. Yani binlerce kişinin toplanabilmesi çok daha farklı bir organizasyon gerektirir. Binlerce kişinin yaşadığı yerleri biliyor olmamız gerekir. Herhalde bu çok daha az sayılardan bahsetmek. Yani orada toplansa evlerin içerisinde bile o tapınak ya da özel yapılan içerisinde sekiler var. Onun içerisine girebilecek insan sayısı bile 25-30 kişidir. Ha mutlaka tabii orada eğer bir ayin, bir tören yapılıyorsa onun orayla sınırlı değildir. Çevresiyle de ilişkisi vardır. Ama binlerce insanın toplanabileceği bir yer imajı yaratmıyor. Şimdi biz Göbekli Tepe'yi dünya çapında promosyonla yapmaya çalışıyoruz. Göbekli Tepe kadar yaşlı dediniz ki tek değil. Daha önce bulunmuşlar var. Bunun çevresinde başka yapılar da var falan dedin. Başka dünyanın başka yerlerinde bu kadar eski bir şey var mı? Anadolu'da var ama başka yerlerde var mı bu kadar eski yapılar? Tabii yani aslında şöyle düşünmek lazım. İnsanın elinden çıkan en eski alet 3.3 milyon dedik. Demek ki 3.5 milyon yıldır insan daha eski. İnsana dair kalıntılar çok daha eski. Ama insanın elinden çıkan kalıntıların tarihi bile Göbeklitepe'den 3.5 milyon yıl daha eski. Önce. Demek ki dünyanın her yerinde, en eski de Afrika'da olmak üzere, dünyanın her yerinde ve 3.5 milyon yıldır devam eden, kesintisiz devam eden insana dair izlerle karşılaşmak. Ha, bu denli kalıcı ve büyük bir iz. Mağaraları düşünürsek, üstelik çağa tarihine 35 bin, 40 bin. Bunlar da o dönemi için en iyi yansıtan Göbekli. Yani böyle bir analoji belki ihtiyacımız değil. Ama Türkiye için Göbeklitepe'yi öne çıkarmakta bu tür bir karşılaştırmadan ziyade Göbeklitepe'nin kendisinin yeterince argümanları. Yani buradan daha önemli, daha estetik vesaireden ziyade az önce söylediğim gibi tarihimiz toplumları anlamamız bakımından nadide. Bu bağlamda tek. Onun için birinden eski ya da yeni olması. Onun değerini azaltan ve artıran bir şey değil. Değil, kesinlikle değil. Peki mesela şimdi benim hep korkum şudur. Bir yere çok turist geldiği zaman oranın cılkı çıkar. Yani şimdi biz burayı diyoruz ki herkes gelsin görsün önemli turistik bilmem ne falan filan. Ve meseleye çok dar kapsamda işte turistin getireceği para orada alışveriş yapacak işte yemek yiyecek Urfa'da kebap yiyecek falan filan diye bakıyoruz ama ben böyle şeylerden kendi adıma çok korkarım hocam. Niye korkarım? Nerede çokluk orada işler iyi gitmez. Yani bir oranın mesela ben Göbeklitepe'nin içerisinde bir sürü çoluk çocuğun koşturduğunu işte bir sürü Göbekli sandaletli turistin dolaştığını düşününce bana bir fenalık geliyor. Diyorum ki yani bu güzelim yeri mahvedebilirler. Sanki burayı böyle bunun hakikaten değerini çok iyi bilecek az sayıda insanın görmesi benim için daha doğrudur geliyor ama belki de aptalca düşünüyorum. Yani. Estağfurullah. Yani ukalaca düşünüyor olabilirim ama buranın bu kadar popüler hale getirilme çabası böyle bir eser açısından, böyle bir anıt açısından doğru mu? Çünkü etrafında başka yerler var, oraların kazılması gerekecek zaman içerisinde bir sürü buluntu çıkacak ve bir yandan da korunması gereken bir şey bu. Bu kalabalık buna mani değil mi bir yandan? O beklenen, istenen, arzulanan kalabalık. Şimdi o belki şöyle diyelim, öyle bir kalabalık arzulanmıyor zaten. Yani buranın gezilebilmesi önemli çünkü orayı korumak için
insanların orayı tanıması, orada ne olduğunu bilmesi önemli. Ama böyle bir büyük alanı da yönetebilmek lazım. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nın bu iş için hazırladığı bir alan yönetim planı var. Onu teklif ederek zaten şeye gidildi. Yani burayı tabii kültürel evet yani burayı bir dünya mirası ilan etmenin en önemli şartlarından bir tanesi bu alanı yönetebileceğimizi gösterebilmek. Bunun planlamasının yapıldığını gösterebilmek. Bu şu demek değil, biz bunu en iyi şekliyle başaracağız mı? İnşallah istiyoruz ama planı hazır, böyle bir plan var. O şu demek oluyor, mesela siz buraya bir günde kaç kişiye izin vereceksiniz? Yani böyle herkes akan su gibi gelecek, burayı dolduracak, öyle bir şey olmaz. Bu sayıları düşünülecek, nereden yürüyecekleri planlanacak. Ne bileyim ben, her ay mı olacak, belli zamanlarda mı olacak? Bunun hesabı yapılıyor ve orada çalışan insanlarla konuşuluyor. Bu gayet profesyonel bir iş. Onları planlaması yapılıyor yani. Yapılıyor, evet yapılıyor. Peki hocam, son bir şey soracaktım size, onu unutmadan sorayım. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, devrilsin ki yanlış biliyorsun, bunda hiçbir ayıp yok ama benim bildiğim kadarıyla bu Göbeklitepe'de tepe ve çevresindeki tapınaklar ya da neyse bunlar, toplanma yerleri, bu anıtlar yapılmış. Uzunca bir süre kullanılmış. Evet. Sizin dediğiniz gibi 1000 yıl kadar sürede bunlar oradaki önemli şeyler. Fakat sonra yine bildiğim kadarıyla insan eliyle kapatılmış bunlar. Yani kendileri evet. Kapatmışlar. Evet. Kim yaptıysa evet. O bunun üstünü örtmüş. Niçin? Şimdi, bu da biraz tartışmaya açıldı son zamanlarda. Böyle bir kabul vardı yani bilinçli olarak gömüldüğünü. Göbektepe'dekilerin gömülmemiş olabileceği de söyleniyor. Ama Neolitik çağda, çağdaşı yerlerde konutların, yapıların bilinçli olarak gömüldüğünü gösteren örnekler var. Sadece Göbektepe'de değil. Hatta öyle ki içerisi arındırılıyor. Herhangi bir eşya bırakılmıyor. Bazılarında steril toprak getirilerek içerisi bu toprakla dolduruluyor. Böyle bakıldığı zaman insanın bu yapılara ya da konutlarına bir insanın yaşamı süresi ve ölümü gibi bir misyon yüklediğini gösteriyor. Bir anlam yüklediğini gösteriyor. Yani bina kullanıldığı zaman yaşıyor. Kullanım işlevini tamamladığı zaman, kullanımı bittiği zaman da... Peki kullanımı niye bitmiş ve... Bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Evet yani gene böyle düşünebiliriz. Ne bileyim belki bir hastalık, salgın oluyor, bir şeyler oluyor ama hiçbir şey bilmiyoruz. Periyotlar da olabilir. Hayır, evet. Yani desek ki hep bu ilk gittiğimden beri ben çok eskiden gittim Göbeği ve sonra defalarca da gittim. Çok bir heyecandıran bir yer. Belki de böyle bir çocuk tarafım var herhalde, bunlardan heyecanlıyorum ama hep şunu düşündüm yani. Etraftaki insanlar öldüğü için bir yer, yani orada artık bir yerleşim kalmadığı için, orada insan kalmadığı için bir yer ölür, biter. Ama o zaman üstü kapatılmaz. Demek ki hala orada insanlar var ve buranın üstünü kapatacak kadar da buraya bir değer veriyorlar. O zaman niye kapatıyorlar? Yaklaşık 300 metreküp gibi bir büyük bir şeyin, malzemenin, Göbektepe'de bunlar el büyüklüğünde yumuğu taşlarla oluşan bir malzemeyle bu yapılar doluyor. Yani doldurması bile... Çok büyük bir zahmet çünkü. Çok büyük bir zahmet. Biz bunu başka örneklerde de biliyoruz. Yani bazı özel yapıların, ki bu bir hendek de olabilir, bilinçli olarak doldurulan, bir konut da olabilir, bir özel yapı da olabilir. Şimdiki yani çok böyle bir spekülatif bir şey söylememek için genelde insanın yani konutun işlevi bittiği zaman, ki bu göreceli bir şey, ölüm zamanı geldiği zaman gömülüyor diyebiliriz. Ne zaman geliyor ölümü? Bunun belki bu sorunun cevabını vermek lazım. Nasılsa bazı şeyleri periyodik olarak yaparız. Baharda bahar şenlikleri yapılır. İşte kışın şu azı. Böyle bir periyodun parçası da olabilir. Bir döngünün parçası da olabilir. Ki bu dönemde insanlar çevrelerini çok iyi gözlemlediklerini biliyoruz. Örneğin turnaları resmediyorlar ki turnalar buradan göç güzergahının üzerine. Demek ki oradaki sürekliliği, devamlılığı, periyodik devamlılığı farkındalar. Mutlaka gökyüzünü gözlemliyorlar, onun farkındalar. Peki burada gökyüzü figürleri var mı şimdi? O ilk insanların gökyüzüyle çok ilişkili olduğunu hep biliyoruz. Burada gökyüzüyle ilgili bir şeyler var mı özel? Benim bildiğim yok. Ben de görmedim çünkü. Yok. Benim de bildiğim yok, hayır. Ama gökyüzünü gözlediklerini söylemek hiç hani akla uzak bir şey değil. Gerçi... Yani gökyüzü gözlemlerden ilk bununla ilgili buluntular milattan önce 3000'lerde falan da göze çarpıyor tabii. Ama
o zaman da muhakkak gözlemiş olmak gerektiğini düşünürken mutlaka. Beni en çok şaşırtan burada gökyüzüyle ilgili hiçbir imgen olmasa, hep dünya ile ilgili, hayvanlarla ilgili, kendi yaşam alanlarıyla ilgili, yerle ilgili, yukarıyla ilgili bir şey yok. Dediğim gibi emin değilim olup olmadığını ama bildiğim kadarıyla yok. Evet ama mesela bir güneş bile görmedim orada mesela ki o zaman için güneş var. Çok önemli. Yani üstünün açık olduğu. Ay var. Ay var mı? Ay var. Bir yarım daire var, doğru. Bunun spekülasyonu da var ama yani üstlerinin açık olduğu, gökyüzünün gözlemlendiği, yani üstlerinin kapalı kullanımındayken bile kapalı olmadığını önerenler var. Ama kanıtlanabilir şeyler değil bunlar. Ya ben kendi mesela bunun planlarını alıp böyle gökyüze yıldız haritayla karşılaştırıp bakmaya çalışıyorum. Yani bir yıldızların bir yansıması falan filan diye öyle benzerlik ben kendi amatör çabamda bulamadım. Yani herhalde arkeologlar bunu yapmışlar zaten diye düşünüyorum. Yani gökyüzüyle ilişkilendirebilecek yani belki ay ama tabii buna da biz ay diyoruz. Evet. Yani o motifin başka bir şey olmaması da yüksek. Az önce söylediğiniz yuvarlak yapılar yuvarlak ama gerçekten de bu dönemde en çok geometrik desen kullandıkları desenin yuvarlak olduğunu görüyoruz. Hatta iç içe geçmiş yuvarlakların çok sık yapıldığını görüyoruz. Bunu konutlara benzerlik olarak da tarif edebiliriz ama biri çıkıp güneş derse de... bizim yapacağımız bir güneş gibi bir dairenin etrafında çizgiler şeklinde yapmamıştır. Ama güneş ifade ediyor. Açıkçası buradaki hikaye bir mitolojik acaba ben mesela olması. Yuvarlak olmasının sonsuzluğu ifade etmesiyle ilgisi var mıdır falan diye hep düşündüm. Böyle bir sonu başı olmayan bir şey diye. Yok. Öyle bir fikir yok o zaman. Yani. Hani kanıtlanabilir tabii. Şu gerçek bunlar bir nevi yazın. Çünkü görene bir şey anlatıyorlar. Ve karmaşık motifler bir araya getirilmiş. Yani bir hikaye var. Anlatılan. Bir mitoloji var. Yani aslında bir nevi ilk hieroglifler diyebilir miyiz bunları? İlk yazı diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi yani birini görene bir şey, bir fikir veriyor, bir şey düşündürüyorsa bunların böyle bir mesaj boyutu olduğunu yani bir yazı bağlamında bir mesaj yani belki diğerleri de kazılsa bir yerden bir Göbekli Tepe'nin Rosetta Taşı bulunabilir belki. Arkeoloji belki de en yani arkeologların nezdinde olmasa bile toplum nezdinde en heyecanlı kılan yönü bu. Her an hiç bilmeyen bir şey keşfetme şansınız var.